Merhaba dostlarım, sevenlerim, izleyenlerim, tanıdıklarım, merhabalar. Güzel bir günden herkese merhaba. Ben bu ara biraz tatil modu diyelim ama her dakika bir faaliyette bulunuyorum. E malum insan bazı özel olaylarında, dönemlerinde, <laughs> pardon sürdüm bazı ifadelerde bulunuyor. Malum ben de meddat tarafım var kardeşim. Bunları da paylaşmaktan zevk duyan bir insanım. Mümkün mertebe ölçüyü kaçırmadan paylaşmaya özen gösterdim. Henüz kanalım için bunlarla ilgili bir düzenleme yapmadım. Çünkü imkanlarım az. İmkanım az kardeşim. <laughs> e nasılsınız inşallah maşallah sizler de iyi misiniz? Bana kutlama için gönülden çok güzel kısa kısa cümlelerle kutlama mesajları atan dostlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Aa, tabii herkesin bir olaydan memnun olması mümkün değil. Böyle bir şey asla beklemem. Mühim olan benim hayatıma, sevdiklerimin hayatına güzel bir rota çizmektir. Ben kendi adıma bununla uğraşıyorum. Ha çok büyük imkanlarda filan da değilim. Olsaydı hayır demezdim. <laughs> yani ama öyle yani hayatımın ikinci döneminde mecburen bir yerden sonra bir geçiş yapmak durumu, seçim yapmak durumu şarttır. Seçimini yapmazsan boka batarsın derler ya. Biraz öyle düşünün. Tabii tekrar dediğim gibi herkesin mutlu olması mümkün değil. Zaten amacım veya amacımız herkesin de mutlu olması, ay toplumun hepsinden onay alalım da ay herkes bizi tebrik etsin de benim öyle bir amacım asla olmadı. Asla da olmaz. Lakin küfür yemeyi de severim. Beni gerçekten gönülden tanıyanlar bunu bilir. Yer yer savaşmayı ve kavga etmeyi de severim ama tabii ki bu dönemdeki, bugünlerdeki özel olayımda asla bir kavga veya çekişme. Bunların iç üstünde değilim yani. Böyle şeylerde değilim. Maksimum <laughs> masumiyet içinde, maksimum sevgiyi soluyacak şekilde koordinatlarımda merkezimde kalmaya çabalıyorum. Kusura bakmayın az önce dizim aşağı doğru kaydı. Çünkü şu an sac ayak olarak, tripot olarak iki tane dizimi kullanıyorum. Görmek ister misiniz? Yok. Orası biraz sakat. <laughs> bacakları açtım da. Böyle bir durumdayım dostlarım. Bir sohbet edeyim dedim. Bunu canlı yayın gibi kabul edin. Tabi şen şakrak ah böyle fotoğraflar videolar falan bunlar işin görünen tarafları canım. Can dostlarım benim izleyenlerim. Seven veya sevmeyen gizliden kinayelerde bulunan dostlarım. Bazıları da böyle. Bunlar da doğal. Onları da seviyorum kardeşim. Yani kozmik bilinç olarak onları da sevmek zorundayım. Çünkü yani nedir ki ya? Bir özel durum yaşıyorsun. Herkes bir tepki verecek. E bunu duyurmazsan olmaz. Yani bunu duyurmak zorundasın kardeşim. Eşine saygın varsa duyurursun. Bu kadar basit. Yani e bunu da yapmakla mükellefim tabii ki. Olabilir. Kulağıma geliyor bazı aslında tam seven olmayan bazı dostlardan kulağıma geliyor eleştiriler meleştiriler ya bırakın gidin bunları ya manyak mısınız nesiniz sevgiyi destekleyin dedikoduyu gıybeti ay şöyle yapmış ay böyle yapmışsın da şöyle nasıl olur falan böyle şeyleri bırakın be kardeşim kendi hayatınıza bakın canlarım benim be yani bu anlamda eski modumda olsam ben ne diyeceğimi çok daha iyi bilirdim beni gerçekten gönülden bilenler sevenler bunu bilir ama şu an öyle bile yapmıyorum ben tadımdayım. Ben kendime kadar damıtıyorum kardeşim. Yani bittikçe tüketiyorum. Marketten etil alkol alarak yapıyorum. Ben ne yapayım kardeşim? Akşam keyfimi de mi yapmayayım? Hayatıma, güzelliğime, mutluluğuma bakmayayım mı? E bakacağım tabii kardeşim. Yani. Değil mi öyle dostlarım? Böyle araya parodi gibi katıyorum. Kusura bakmayın çünkü bayağıdır arıza adamlık yapıp kanalıma alamadığımdan burada arada patlak veriyor. Vallahi kayınpedere falan. Ama 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 rezil olmamak için kendimi zor tutuyorum. <laughs> Şakalan can kurban ona. Aslan gibi delikanlı adam. Benden çevik ya. Böyle bir şey görmedim. Tövbe tövbe maşallah. <laughs> Yapalım da. <laughs> oh böyle bugün uzun uzun uğramak istedim. Aklıma çok şey geliyor ama söylemeye gerek yok dostlarım. <laughs> taraflar maraflar oluşuyor biliyorsunuz. Ha sanki çok meşhur star futbolcuyuz da milyon transfer aldık da taraflar birbirini çekemiyor, çekiştiriyor. Sitem mesajları atan mı desen, kutlama mesajları atan mı desen. O gırla gırla bazılarına bakmıyorum bile. Kusura bakmayın bu dönemde aklımı maksimum saf ve temiz tutmak için. Yani olumlu mesajlar dışında diğer şeylerde bir kıllandığımda anında siliyorum atıyorum. Ben böyleyim kardeşim. Bundan sonra böyle. Yani gizlice kökümü kazanlarla ben niye hala iletişim içinde olayım? Öyle değil mi can dostlarım? Niye? Kinayelerle, sonradan sorulan hesaplarla, senin için böyle yaptım da, şöyle yaptım da falan filan. Böyle şeyler o kadar saçma ki. Ha şunu söyleyecektim. Beni ve bizi gönülden kutlayan, hiç öyle A'sı ne, B'si ne, nasıl C oldu, nasıl D oldu diye sormadan direkt gönülden kutlayan dostlarım. Siz ne güzel insanlarsınız. Canım benim. inanın siz de bir karara varıp bir şey yapsanız ben de sizi böyle kutlayacağım. Öyle. Çünkü fazlaca yorum kattın mı, yargılamaya başladın mı, arka planı hiç bilinmeyen hesapları yerinde oturduğun kadarıyla yorumlayıp yargılamaya başladın mı? İnan kendini yargılarsın. Püh söyleyemedim bunu editleyeceğim falan değil yani. Bunu editleyemeyeceğim. Onun için aynı hatasıyla, sevabıyla yayına girecektir. Yani neler izliyorum neler. Şimdi bir olay oluyor. Tamam az da olsa popüler bir insanım. E dost çevrem büyük. Kinayeli olarak seviyor gibi görünüp de aslında hiç destek vermemiş bir ton kapalı kalmış kutu şu an tabii ki doğal olarak onlara da hak veriyorum. Kilitlerini açtılar, püskürmeye başladılar. Bunlar da doğaldır, bunlar olur bazı geçişleri yapmak için illaki bazı acılar, sarsıntılar yaşanacaktır. E ben 2-3 yıldır affedersiniz ama bilmediğiniz arka planda ne sarsıntılar yaşadım. Yani bırakın da birazcık da tadımıza bakalım öyle değil mi? He. Gıybetlerle bazı insanlar tüm doğruları detayları bilmeden son anda duyduklarıyla diğer taraftan falan. Böyle bir iki mesaj atan oldu. Okumadım bile. Zaten baş cümleden ben insanın aurasını, rengini, röntgenini çekecek kadar mettah ve sezgileri yüksek bir insanım. Kozmik bir bilincim. Anında onları sildim, engelledim. Ya iki tane falan ya. Fazla da olmaz bana öyle şeyler. Bir de yani affedersiniz ama arıza adamla uğraşmaya inanın herkesin gücü yetmez, götü yetmez. Büzükleri yemez. Yani. Benim çünkü hele eski dostlar meski dostlar, eleştiren, eleştirmeyen hepsi doğaldır. Başım üstündedir ama hayatıma laf getireceği zaman dikkat etsinler. Üzerlerine karanlık kozmik güçler de çökecektir. Aynı karma içinde kendilerini aynı durumlarda bulacaklardır. Lütfen mutluluğu destekleyin. Güzelliği destekleyin. Aynı şey sizin başınıza veya bir yakınınızın başınıza gelecektir ve ondan sonra siz kendinizi kendiniz gibi insanlarla uğraşır halde bir savaşın ortasında bulabilirsiniz. Ben savaşmıyorum. Çekiyorum ipini yolluyorum. Bu kadar basit be can dostlarım. Yani şu an beni gerçekten içinden algılayanlar bu önerilerime kesinlikle kulak verin. Bak kesinlikle kulak verin. Şu an kendimi selfie modunda çekerken direkt bu sözlerimi söylerken şurada üçüncü gözüme odaklanıyorum. Siz siz olun. Bu hayat üç günlük bir ömürdür ahirete göçünce beden dışı seyahat nedir bilenler, ölmeden önce ölmek nedir bunu yaşamış olanlar bu dediğimin önemini de anlayacaklardır. Bu hayat üç günlük ömürden ibaret bir ilizyondur. Burayı bırakıp gittiğinizde ne kadar küçük çocuk oyunlarıyla oyalandığınızı göreceksiniz diyorum. Bunu gerçekten açık gönüller, açık bilinçler anlayacaktır. Bu demek istediğim çok önemli bir şeydir. Kimseyi kırmada bir mesnet yoktur. <laughs> ...ben tekrar söylüyorum... ...mahremimi çok da anlatmamak üzere... ...yeminlik almaya çalıştım... ...bu üç yıl boyunca... ...yani... ...hani oradan buradan dolan başlı yollardan... ...veya bir taraftan... ...yani herhangi bir taraftan... ...bir anlatım gelebilir... ...geldiğini görüyorum... ...bir iki tane dönüş oldu zaten... ...çok büzükleri yemez bana öyle dönmeye... ...ben çünkü karşıma alıp yüzleştim mi... ...ortaya saçacaklarımdan sonra gelirsiniz elimi bile öpersiniz o derece diyeyim konunun bu kısmını burada bitireyim sevgiden yanayım barıştan yanayım ve her zaman uzlaşmadan yana oldum bu ortamı bulamadığımda ise hiç öyle hızlı falan ani değil sizin sandığınız gibi ani bir ayda bitti o oh, bandomuzu öyle bir, olmuş bir süreci yaşamadım yani onu da söyleyeyim size öyle gelmemiş olabilir can dostlarım sevenlerim sevmeyenlerim bunu böyle bilin. Çok uzun bir süreçte gayet karşılıklı, gayet dürüstçe, yavaş yavaş her şeyi konuşarak bu noktaya geldim. Yani bu anlamda hani kinaye içinde gıybete dayalı beni kafalarında yargılayan eski dostlarım lütfen bir de bunu izlesinler. Yani ha engellemişler engellemiş olduklarım da asla siz iletin canlarım benim ben uğraşmıyorum çünkü. Ben sadece böyle sizlere genel sesleniyorum kapatıp gidiyorum. Günüme bakıyorum be can dostlarım. Bu bundan daha iyi nasıl olur? Heh. Bundan daha iyi nasıl olur dostlarım? Nasıl mı olur? Kendinizi tamamen sevgi titreşimlerine vererek olur şeytani titreşimlere ruhunuzun büyük bir kısmını en azından kaptırmayarak olur. Çünkü bir başkasını yargılamak size çok fazla büyük yükler yükler. Ondan sonra kendi karmanız dahilinde büyük ihtimalle eş düzeyde bir olayla deneyimlemek üzere ve hesaplaşmak üzere kendinizi bulursunuz. Bunun olmaması için lütfen sevgide kalın. Açık ve dürüst olun. Oradan buradan veya amaçlı bir taraftan duyduğunuz bazı parantez içi bilgilerle koca bir dönemi sakın ola, sakın ola yargılamayın. Bu adamın gönlünün temiz olduğunu birçok insan bilir. Yakın çevresinde de çok insan bilir. Bu arıza adamın yani. Şişt. Onun için bakmayın böyle dayı dayı konuşuyorum ama biraz da o tarafım var. Erkeğiz <laughs> Yani... Siz öyle doğal takılın, delice olun ama yeter ki açık olun. Böylece siz kendinizi kat kat açtığınızı göreceksiniz. Bugün vermek istediğim mesaj buydu. Ha bugün benim olayımı görürsünüz, birlerce yorum, kinayeler, sitem mesajları, kiminden kutlama mesajları böyle sürer. Üç gün sonra bu olayı unutursunuz canım benim. Kendi hayatınıza bakacaksınız. Yani üç gün sonra bunu unutursunuz. Yarın başka bir arkadaşınızın veya akrabanızın özel bir günü veya bir durumu çıkar ortaya. Bu sefer onu tartışırsınız. Bu tartışmaları ne zaman şeytanla bağlantılı olarak eksik bilgilerle, duyduklarınızla yargılamayı bırakırsınız. O zaman işte bir şeyleri aşmış olursunuz. Çünkü o zaman kendi misyonunuz devreye girer ve kendi hayatınızdaki gerçek ilerlemeleri kaydeder hale gelirsiniz. Bu olana kadar karşınıza böyle şok verici olaylar çıkmaya devam edecek. Çünkü samimi olamıyorsunuz düşünün. Eğer öyleyseniz tabii ki öyle olmayanlar. Uf, canım benim. Ama yani bu böyledir. Tekerrür eder durur bir türlü bu hayatınız bitene kadar da böyle garip olay zincirlerinden kendinizi alamazsınız canım benim. Yani kısaca aslında konuşmamı hem sohbet için sizlerle rahatlamak için çekmek istedim hem de Sonuçta bu öğretiye bağlamak istedim. Çünkü benim artık sarf ettiğim her laf sonunda aydınlanma, ışık dolu olma öğretisine çıkan bir kapıdır. Yaptığım hiçbir seçim, hiçbir hareket bunun dışında bir amaç içermez. Sadece sevgi için, gerekirse ayarsız ama sadece ve sadece sevgi için ve yüce Rabbimize, o yüce yaratanımıza gönülden teslimiyet için. Bunun ötesinde bir şey yok ki bahaneler, yok bana bunu yaptıran sebepler bilmem ne. O onlara girersem, bakın çok açık olursam yarın beni arayıp birçoğunuz elimi öpersiniz diyorum. Ben size daha ne diyeyim? Detay vermek ayıptır bu konularda. Gerçi bazıları gıybet yapıp bir taraftan birileri gıybet yapıp hala yani nötrlenemedikleri için böyle şeylere giriyorlarmış aldığım haberlere göre ama topun ipini çekiyorum. Hiç merak etmeyin. Arıza adam kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de asla unutmaz. Ya benim kanım yerde kalmaz. <laughs> Niye? Çünkü benim kanım yeşil kardeşim. Bildiğiniz kandan değil. O bakımdan. Pliades. Seven Sisters. Yedi sayısı. Şşş. Ona göre. İşte böyle geçiyordum uğradım. Şimdi ben bu güzel konuşmamın üzerine yani sizlerle temas içinde olduğum bu güzel anın üzerine güzel bir sert erkek işi bir sütlü Nescafe ve Adıyaman dahilinde bir güzel kutlama yapacağım tekrar sizle görüştüğüm için. Ben böyle kardeşim bir an seviniyorum ikinci anda o anımı kutluyorum böyle yaşıyorum yani. Hadi bakalım biraz uyarmak istedim can dostlarım çok fazla yargı oluyor etrafımızda olan her özel olay veya her genel olay inanın bizim birebir bireysel olarak sınanmamızdan öteye bir şey değildir. İsmi olan olaylar unutulur, geçer gider. Karşınızda yepyeni, daha farklı bir olay bulursunuz. Sınanmaya devam edersiniz. Kendi yolunuzdan sapmayın. Kinaye içinde çekememezlik içinde, rencide etmek, mahcup etmek içinde bunun endişesinde olmayın. Her güzel halinizi seviyorum. Çirkin hallerinizden de ibret çıkarıp Allah'a şükrediyorum ve kendi çirkin hallerimden de tabii ki çuvaldızı kendime öyle bir batırıyorum ki ben. Oo, makattan, sakattan, boğazdan, bademcikten ben hiç merak etmeyin. Ben hiçbir yaptığım şeyi, hiçbir yaşadığım şeyi yorumsuz yapmam. Ama her zaman tek noktaya, en yukarıya bağlı olarak yaşamaya özen gösteririm. Bazı şeyler hataymış gibi size yansıyabilir. Hiç merak etmeyin. Sapına kadar arıza adamın, sapına kadar Allah'a teslimim. Bir ışık işçisiyim. Bundan daha iyi nasıl olur? Bundan daha iyi nasıl mı olur? İçinize yönelip günde bir kere en azından meditasyon veya tefekkür yaparak olur. Bundan daha iyisi nasıl mı olur? Akses, bars, NLP, Tetahilik... her ne olursa olsun aydınlığa bir şekilde yönelerek olur ve içinizdeki şeytanı mümkün mertebe nötrleyerek olur. İçinde şeytan olmadan beni seven ve bizi tebrik eden herkese gönülden sevgiler saygılar. Sizi ben öpüyorum gıgılarınızdan.